Ne geceydi ama. Hayatımın şoku. Ölsem de inanmazdım. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Elim ayağım boşaldı vallahi. Dedem gürleyince olduğum yere yapışıp kaldım. Çok şaşırmamak lazım. Hayatta her şey olabilir. Bizi neyin beklediğini bilemeyiz. Ne demeye çalışıyorsun abla? Sizin de sonunuz bu mu yani? Siz de mi boşanacaksınız? Kim bilir. Ama öyle olsa bile eminim kimseyi bu kadar şaşırtmaz. Bizim ilişkimizde görünen köy hiç de öyle uzakta değil. Ay inanasım gelmiyor. Aman ne anne, bileyim, kadar... burası da kaynayan kazanmış baksana. İkisi işte kızım, hangi evde olmaz böyle sıkıntılar? Şimdi? Çok üzüldü Mehmet Fikri Bey amca. Vallahi öyle görünce içim parçalandı anne. Ailesi dağılmasın diye çabalıyor adamcağız. Nereye gitti ki şimdi? Başına bir şey gelmez değil mi? Yok kızım, Allah korusun. Sahile yürümeye inmiştir. Biraz hava alsın kendine gelir. Yıkıldı tabii adamcağız. Gel bakayım. Biz hazırız Onur Bey. Hah. Sıkı giydirseydin. Pınar şimdi bütün sinirini bizden çıkarır vallahi. Vallahi geldiğinde ne giydiyse aynını giydirdim Onur Bey. Pınar'ım hazırlamıştı, ben de giydirmiştim. İyi, tamam. Ben söylemiş olayım da. Sen doğru arabaya yerleştir, hı-hı, biz de geliyoruz. Kızım hadi uzat kolunu, yardım et. Uzatıyorum ya baba. Hadi giyin de gidelim. Annem gelmeden mi gideceğiz baba? Annem burada mı kalacak? Hayır kızım, o da geliyor. Şunu da takalım. Takmayacağım, arabaya bineceğiz nasılsa. Bu akşam da pek uyuşsuzsunuz Defne Hanım. Canın sıkkın galiba. Sana bir şey soracağım baba. İyi sor. Baba, boşanınca insanlar ayrı ayrı mı yaşar? Evet kızım, herkes kendi evinde yaşar. Peki dayım Meleğin babası olmayacak mı artık? Olur mu hiç öyle şey kızım? Her zaman Meleğin babası dayın. Boşanmak bu gerçeği değiştirmez ki. Bence aynı evde olmadıktan sonra baba da sayılmaz. Anne. Anne açar mısın artık kapıyı? Anneciğim. Anneciğim ne olur açın kapıyı. Anneciğim. Gidin buradan. İkinizi de görmek istemiyorum, anladınız mı? Gidin buradan. Anne lütfen, lütfen. Bu da benim kararım Mehmet Bey. Lütfen saygı gösterin. Sizi görmek istemiyorum. Anne. Yok, çok fazla üstüne gitmeyelim bence. Haklılar tabii. Hepsi çok şaşırdı. Onlara zaman tanımamız lazım Mehmet. Tamam, haklısın. Biz de konuşmak için bekleriz. Mehmet farkındasın değil mi? Burada beklememizin bir anlamı yok. Ben zaman derken bir saatten bahsetmiyorum. Neyse ya, ben artık eve gideyim. Ben seni bırakayım. Yok, hiç gerek yok. Ben kendim giderim, sağ ol. Bak zaten sinirlerim bozuk. Ve bu halde araba kullanmana izin vermem. Merak etme, bir şey olmaz. Geç oldu, sen de dinlen. Ağzınla söyledin işte, geç oldu. Seni ben bırakacağım. İtiraz istemiyorum. Hem biraz hava almış olurum. Nefes almaya ihtiyacım var. Tamam, sen bırak. Gel. Doğru askı takmış mıydınız? Yok. Gelirken siz taktırmamıştınız. Arabaya biniyoruz diye, o açıdan. Biz buraya kaçta geldik, şimdi saat kaç? Gecenin bir yarısı hava buz gibi olur. Lütfen bir daha atkısız çocuğu dışarı çıkarmayın. Kızım senin Beren nerede bakayım? Sen de çıkmışsın yine Tarzan gibi dışarı. Hayatım. Kızgınsın biliyoruz, anladık. Ama sonradan pişman olacağın şeyler söylemeden kendine gel bence. Onur deden mahvoldu. Kahroldu adam ya. Hala elim ayağım titriyor. Hepimiz çok üzüldük Pınar'cığım. Deden için ayrıca zor tabii. Yıllardır onların mutluluğu için çabalayıp duruyor. Salak bunlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ki. Çok pişman olacaklar, çok. Görmedim, ikisi de mahvolmuştu. İnsan seve seve ayrı mı kalır ya? Onur, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Böyle durmamalıyız yani. Yapabileceğimiz tek şey boşandıklarını kabul etmek. Salaklar.
Mehmet, ben Hilmi abi yarısıydım. Ya Gümüş, ne gerek var bu saatte adamı rahatsız etmeye? Bin arabaya hadi. Peki. İlacını içmeden mi uyuyacaksın? İlacı düşünecek akıl mı bıraktılar insanda? Görmüyor musun halimizi? Ne olur azıcık sakin ol. Sana da yazık ama. Al hadi. Zamanla her şey yoluna girer. Emin ol. Onları ellerimle evlendirdim ben. Mutlu olsunlar diye elimden ne geldiyse yaptım. Nitekim oldular da. Birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Ne kavgalar gördü bu ev. Büyük bir aşk doğurdular. Sevmeyi öğrendiler öğrenmesine ama... alttan almayı, bağışlamayı, yüce gönüllü olmayı öğrenemediler. Yazıklar olsun ki öğrenemediler. Neden böyle oldu Mehmet? Yani tepki vereceklerini biliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Çok ani oldu galiba onlar için. Abarttılar bence. Belliydi böyle olacağı. Sonuçta ben sürekli söylüyordum. Bitti diye. Zaten taşınmandan anlamaları lazımdı. Yok, ben dersimi aldım. Artık hayatıma kimsenin karışmasına izin vermeyeceğim. Sence neden bu mu? Yani bugün kızmalarının sebebi hayatına karışma istekleri mi? Yoksa seni sevip hayatına sana değer vermeleri mi? Gümüş, onlara kızın acısını benden mi çıkartıyorsun? Ne alakası var Mehmet? Basbayağı var. Sinirini çıkartacak başkasını bul istersen. Çünkü ben daha sinirliyim. Niye sadece kendini düşünüyorsun ki? Varsa yoksa senin duyguların. Hep haksızlığa uğrarsın, yanlış anlaşılırsın. Ne zaman aynaya dönüp kendine bakacaksın? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, aynen öyle düşünüyorum. Mehmet, Mehmet! Mehmet!